Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. İyi günler doktor bey. Teşekkür ederim Aytun Hanım, hoş geldiniz. Şikayetim şudur. Buyurun. Eğilip kalkamıyorum. Sürekli şişiyorum. Ondan sonra sarı bir su ağzımdan akıyor. Şiştiğim zaman da zafran gibi bir şey döküyorum, kusuyorum şiddetle. Ondan sonra ağrılarım çok, eğilip kalkamıyorum. Göğsümün üzerinden de sanki eğildiğim zaman sanki göğsümden bir şey yapışmış ya. Eğildiğim zaman sanki bir şey sökülüyor gibi hissediyorum. Sol tarafımdan yuvarlak, sanki bir bebek gibi bir oynuyor sol tarafımdan. Acaba nedir? Bunu endoskopiyi de çektim, kolonoskopiyi de çektim. Geçen gün de bir doktor bir ilaç verdi bana. O ilacı içtim. Ondan sonra ağzı burnum hep yanma oldu. Çok şiddetli bir harala gibi geçirdim ben. Onları bıraktım. Ondan sonra da koltuk altıma ağrı vurdu. Göğsüme sanki bir şey batırıyor. Kanal gibi sanki bir kanal açıyor. Ondan sonra sırtıma vurdu. Sırtımdan da bir ateş, ter. İkisi bizden basıyor. Koltuk altında 4 tane sivilce çıkmış. Acaba bu neden oluyor? Ayten Hanım, şimdi bu göğüs bölgesindeki ağrılar birçok şeyden kaynaklanabilir. Bunlardan bir tanesi sadece midedir. Yani midenin içerisinde yer alan gastrit veya ülserler bunun sadece bir sebebi. Memelerden kaynaklanan bir takım sıkıntıya bağlı bu ağrılar olabilir. Koltuk altına özellikle vuran tarzda. Akciğerlerden kaynaklanan bir sıkıntı olabilir. Kalpten kaynaklanan bir sıkıntı olabilir. Yani bunların hepsini değerlendirmek gerekir. Eğer gerçekten gastroskopinizde, özellikle midenizde çok ciddi bir gastrit veya ülser durumu söz konusu değil ise, mide kapakçığı normal fonksiyonda olup reflünüz yok ise, bunu çok mideye bağlamak ya da sindirim sistemine bağlamak doğru olmaz. Bu göğüsteki ağrıyı. Özellikle memeler yönünden mutlaka bir değerlendirme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Hocam bir de eğildiğim zaman sol tarafında eğildiğim zaman kaburga tam omuz küreğin altında sanki bir şey yapışmış. Eğildiğim zaman sanki beni yırtılma gibi bir şey hissediyorum, hemen kalkıyorum. Yani kram gibi bir şey giyiyor yani. Ya bunlar çok basit bir kas ağrısında olabilir. Çok ciddi bir problem de olabilir. Dolayısıyla hani bunu bu şekilde konuşarak ortaya koymak çok net değil. Bunlar için belli bazı tetkiklerin yapılması lazım. O yüzden bence tekrar doktorunuza başvurun. Şikayetleriniz ilaç kullandığınız halde geçmediği için doktorunuz size ekstradan başka tetkikler mutlaka uygulayacaktır. Bu işin ortaya çıkarılmasına yönelik. Sonuçta o tetkikler yapılıp sonuç ortaya çıkarıldıktan sonra uygulanacak tedaviyle rahat edebileceğinizi düşünüyorum. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.